Türkiye Futbol Federasyonu'na Josef de Souza'nın kırmızı kartının iptaliyle ilgili bir başvuru yaptınız mı? Ve ardından o sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara müdahalede bulunan taraftarın serbest kaldığı haberi geldi. Tüm bu yaşanan olaylarla ilgili yorumunuzu merak ederiz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, futbolun amatör tarafında seyircinin de amatörce, duygusalca, keyifle sportif faaliyetleri izlediği bir ortamdan maalesef süratli uzaklaşıyoruz. Özellikle bu fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bazılarının aslında kulüplerine bilerek veya bilmeyerek zarar verdiklerini, göremediklerini maalesef esefle ben seyrediyorum. Sizler de görüyorsunuz. Şimdi Ankara Gücü ve diğer kulüplerin hepsi önemli camialar. Bunlar Türk sporuna hizmet eden, yıllar evvel kurulmuş, son derece insanların katkı verdikleri, emeklerinin olduğu kulüpler bunlar. Bunların bir defa ince bir şekilde çizgiyle ayırmamız lazım. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ankara Gücü maçında Ankara Gücü seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle devam eden ve ara vermeden devam eden bu tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlandırılmış oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten küfür ve oyuncuların sahadaki tavır davranışlarının aslında gelecek olan fırtınayı gösteriyordu maç içerisinde. Yani her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların, Beşiktaş oyuncularını tahrik etmekle ilgili stratejileri de planlıydı. Dolayısıyla sonuç hiç hoş bir şekilde bitmedi. Ve işin çok ilginç tarafı, özellikle Ankara Gücü hocasının kendisi gibi sporculu olan bir kardeşine, kendinden çok ufak olan, yaşça da çok ufak olan kardeşine hedef göstermesi bir hoca için yakışıksız bir durumdur. Bunu bir defa önce altını kırmızı kalemle bizi çizmesi gerekiyor. Yani profesyonelce sahaya çıkıp oyuncusunu oynatmakla, taktik ve teknik anlamda sahaya sürmekle görevli olan bir hoca işi gücü bırakıyor, dönüyor. Bir Beşiktaşlı futbolcuya saatlerce küfürün altında maruz kalmış bir futbolcunun söylemlerinden kendilerinin böyle bir durumu yarattığını kabulleniyorlar. Bir defa önce hoca olarak hocaların bir defa akıllarını başlarına toplaması lazım. Bunlar, bu çocuklar yarın bir gün onların da talebesi olabilir, onların da futbolcusu olabilir. Bu yetmiyor. Maç bitiyor. Hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla, Josef Souza gibi yılların futbolcusuna kaliteli, abilik yapmayı bilen, kaptanlığımız olan ve kaptanlık yapabilecek değerleri üstüne taşıyan bir futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Bu baştan aşağı komik ve düzmece bir olaydır. Buradan yola çıkıp şu sonuca doğru gelebiliriz. Genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları bizler sorumlu tutmayız. Bu bizim için kolaycılık olur. Camialara asla saygısızlık yapmayız. Yapmayacağız da, bu tür olaylara vesile olmayacağız da, olanları da tasvip etmeyeceğiz de. Gereken tepkileri de her bir şekilde göstereceğimizi burada beyan etmek istiyorum. Özellikle üzüldüğüm taraf şu. Maalesef sanıyorum kanunlarımızın yetersizliğinden söz konusu olduğunu düşünüyorum. Sahaya girip bütün Türkiye'deki spor severleri sabaha kadar huzursuz yapan bir genç arkadaş ertesi gün
mahkemenin kararıyla serbest bırakılıyor. Ve bu serbest bırakılmalıyı da camiasından bazı kendini bilmezler fotoğraflıyorlar. Benim önümde buraya gelmeden önce bunu buldum, bu soru gelir diye. Ve işin en ilginç tarafı, sol başta da avukat cübbesi giymiş bir arkadaş var. Cübbeyi herkes giymemesi lazım. Cübbeyi giyen adam avukatlık görevini yapar ama bu şekilde suç işlemiş bir adamın önüne geçip poz veremez. İşte Türkiye arkadaşlar bundan kaybediyor. Kimse nerede durması gerektiğini ve haddini bilmiyor. Sadece Ankara Gücü Başkanı'na nazik davranışı ve Beşiktaş'ımızdan özür dilemesinden dolayı takdir ettiğim huzurlarınıza söylemek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü Hukuk Bölümü nerede, ne zaman, nereye itiraz edeceğini çok iyi bilir. Dün Federasyon Başkanımız bizim müracaat etmediğimizi ifade etmiş. Prosedür gereği kendilerinin önce disiplin kuruluna sevk etmesi gerekiyor. Daha sonra bizim de savunmamızı vermemiz gerekiyor. Bizim aldığımız bilgi bu çerçevede. Durum bundan ibarettir. Artık bundan sonra bütün spor kulüpleri başkanlarının, yöneticilerinin ve taraftarlarının ve de hocalarının ve de futbolcularının futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için bir amaç edinmeleri gerekiyor. Aksi halde bu gidişte sahada oynanan futbolu değil, tribünlerde yapılan şaklabanlıkları seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bundan ibaret. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Sorusu olan arkadaşımız var mı? Son soru Güller Akgün'den alalım. Sayın Başkan, özellikle şunu sormak istiyorum. Az önce yaptığınız açıklamalar çok önemli. Bugün de Kulüpler Birliği toplantısı var. Kulüpler Birliği toplantısında Süper Lig kulüpleriyle bu konuyu görüşüp, çünkü sonuçta baktığımızda saha içinde Josef'in yaptığı müdahale var ama orada Cenk'e de bir mukavemet var. Belki de Cenk zarar görebilirdi. Bir sakatlık, ciddi bir durumda ortaya çıkabilirdi. Süper Lig kulüp başkanlarıyla bu konuyu görüşüp bununla alakalı bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü futbolcuların da sağlığı burada önemli. Ne dersiniz? Valla Kulüpler Birliği başkanlığını yürüten başkanımız var. Dolayısıyla bugün Ümraniye şeyde, Riva'da beraber olacağız. TFF başkanlığının da yönetiminde olduğu ve hatta hocalarımızın, teknik direktörlerimizin ve takım kaptanlarımızın da beraber olduğu bir yemek yiyerek kamuoyuna bir mesaj vermeyi amaçladık. Doğru bir davranıştır. Ben de katılacağım. Ve işin ilginç tarafı, takım kaptanımız Josef'le beraber bu yemeğe katılacağız bugün. İşin ilginç tarafı da o. Yani hakem tarafından arkadaşını ve hakemi koruduğu için kırmızı kart gören bir takım kaptanıyla beraber bugün TFF'nin üst düzeydeki başkanı dahil yöneticileriyle karşılıklı yemek yiyeceğiz. Bakalım Josef'e baktıkları zaman ne hissedecekler. Umuyorum ki kamu vicdanını çok süratli ve bugün kamu vicdanını göz önünde bulundurarak doğru karar alacaklardır. Ha, Josef'i ben oraya böyle bir olay için getirmiyorum. Josef şu anda benim takımımın kaptanı olduğu için geliyor. Bu da büyük bir tesadüf. Hoş da bir tablo olacak sanıyorum. Yani mağdur edenler yan yana gelecekler. Umarım mağdur edenler hemen bu sıfattan çıkıp mağdur olanı koruyan baba sıfatına, rolüne çok çabuk bürünürler akşam olmadan, hava kararmadan. Tamam. Başkanım çok teşekkür ederim. Bir... Hanımefendi. Buyurun efendim. Ya oradan bir ses gelmedi. Ben duymuyorum. Siz yapmayın siz bakın. Dün akşam Galatasaray maçından sonra Başkan Vekili Sayın Erden Timur'un yaptığı bir açıklama vardı. Bağırmak çağırmak kolay, TFF'ye baskın ziyaret yapmıyoruz biz diye. Bununla ilgili üzerinize alındığınız bir konu var mı acaba? Neler söylersiniz? Ya sanmıyorum, beni kastettiğini düşünmüyorum. Yani Erden Bey de iyi bir çocuktur. Dün tabii 10 kişiyle 2-1 maçı alınca konuşmak başka türlü. Maçı kaybettiğimi konuşmak başka türlü olabilir. Genç arkadaşlar, o da öğrenecek. Söylediği lafların nereye gidip gitmediğini bilecek.
bana öyle bir söz söylemeye tevessül edeceğini düşünmüyorum. Öyle bir yapıda bir arkadaşımız değildir. O zaman direkt söylesin, ben de direkt cevap vereyim. Şimdi derse ki abi ben sana bir şey söylemedim, sen beni niye muhatap aldın diye. Öyle yok, yandan dolanmak yok. Direkt söylesin de söyleyecekse. Sanmıyorum da, üstüme de alınacak da bir şey yok. Ben efendi gibi sorunları gidip tefrede çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırıp çağırmıyorum. Buradan da mesaj kime gidiyorsa o alsın. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarken aynı zamanda handbol takımımızın sponsoru olan Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Zeki İlter Yurtbay'a, kadın voleybol takımımızın isim ve formu sponsoru olan CEYUS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ceylan'a ve tekerlekli sandalye...